Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e hoş geldiniz. Teşekkürler. Değerli izleyenler, geçen hafta 5 milyonluk soruda kalmıştık. Eyüp İşler'i 5 milyonluk soru için davet ediyoruz. Eyüp İşler geliyor. Merhabalar Eyüp. Eyüp hoş geldin. Hoş bulduk Kenan abi. Alkışlar da bir büyüdü Eyüp, farkında mısın? Yani fark ediyoruz abi elhamdülillah. Tabii ilk defa 5 milyonluk soruyu aştırmaya hak kazanan bir yarışmacımız karşımızda. Seyircilerimiz de, ben de, hepimiz çok heyecanlıyız. Eyüp, sende heyecan durumu nasıl? Abi şöyle biraz heyecan vardı ama o biraz bayağı bir biraz olmaya başladı, katlanmaya başladı. Yani bacaklarım falan titriyor herhalde. Dinlemiyorum ama. Sen çünkü heyecanını çok iyi kontrol ediyorsun. Evet evet. Hani şey yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama insan ister istemez Kenan abi. Hem sizin karşınızda oturuyoruz hem de iyi bir soru açtırdık. Artık izleyen insan, bilmiyorum kaç insan izliyor ama bayağı bir insan da izliyor. Onun hepsinin heyecanı böyle katlanıyor. Öyle bir şeyler var abi, bakalım hayırlısı. Peki hayatında bir şeyler değişti mi milyonluk sorudan sonra? Evet, babamdan arabayı bir haftalık alma izni aldım. Bir hafta araba kullandım. Güzeldi, bu hafta iade edeceğim. Sen arabayı gezmek için kullanmamışsın da ticarete mi kullandın? Ne yaptın? Ya Kenan abi... Baklava mı getirdin Antep'ten? Yo, özel dersler vardı ya abi. Onlara giderken yol biraz yoruyordu. Araba aldık bu sefer, arabayla git gel yaptık biraz. Onun dışında okulda sınav haftasına giriyoruz artık. Hı hı. Bu zihinde çok yer kaplıyor. Dedim baba arabayı ver bari, toplu taşıma yoruyor insan ister istemez. O da kırmadı verdi, sağ olasın. Peki hiç sokakta tanıyanlar oldu mu? Ya daha olmadı ya. Tanırsanız olmadı lütfen bir ses edin. Kimse sanki yokmuşum gibi davranıyor. Sanki bir ben bile bizim aile izlemiş gibi. Garip bir şey var ortada, bilmiyorum artık. Öyle misin? Evet evet, hani bakıyorum bizim arkadaşlar tanıyor. Onlar da zaten tanıyordu. Öyle bir şey var ama gelip ama fotoğraf çekilirseniz mutlu olurum. Okulda nasıldı havan? O da yok abi. Öyle mi? Bizim okulda ya herkes 5 milyonu açtırıyor herhalde. Okulda da kimseden yok. Sınıfta hatta bizim hoca dedi ki Eyüp arkadaşımızı alkışlayalım falan. Millet diyor sunum yapıyorduk biz işte. AA204 Advanced English dersi. İleri düzey İngilizce dersi. Hı-hı. Millet diyor ki sunumu o kadar iyi değildi ki hocam falan diyor. Kimse şey yapmamış sanki. Normal bir şey gibiydi ama güzeldi abi. Sonuçta bir heyecan, bir şey vardı. Tüm sülale aradı neredeyse. Bilmediğim bir sürü akrabam çıkmaya başladı. Öyle mi? Aramıza hoş geldin Eyüp. Estağfurullah abi. Estağfurullah. Peki sendeki duygu nasıldı? Abi çok bir şey hissedemedim. Hani milyonu aştırınca da aman aman bir şey hissedemedim. Hani bilmiyorum. Yani burada belki heyecanla hissetmemişsindir ama eve gidince ya milyonluk soruyu aştırdım ve kazandım. Ve 5 milyonluk soruyu aştırmaya hak kazandım. Bu ilk defa oluyor. Yani 5 milyonluk para harcına geçtiğimiz zaman ilk defa bunu başaran bir yarışmacısın. Bunun heyecanı, gururu nasıldı evdeyken? Abi ilk önce meseleyi algılayabilmek lazım. İşte algılayamadın mı? Heyecan, algılayamadık abi. Hani bakalım bir algıladım gibi oldu. Son bir yarım saat 45 dakikada işte o da bacaklar titremeye başladı. Allah yardımcımız olsun yani. Algılamamak daha iyiymiş abi. Öyle mi diyorsun? Evet. En azından bu sorudan sonra belki. Peki kimle geldin buraya? Kimlerle babam, geldin diyeyim daha doğrusu. Babam var, bir de amcam var. Kendisini 3-4 yıldır görmüyorum amcam. Burada öyle gördüm. Merhaba amcam. Onlarla geldim abi. Milyoner amcanla görüşmene de vesile oldu Eyüp. Evet evet. İyiymiş. Bana benziyormuş falan diyorlar. Öyle mi? Amcamı da görmüş olduk uzun zaman sonra. Burada biraz sistem mi var Eyüp? Yani amcama sorun. Evet, soralım bakalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız Kenan Çok Bey? Çok teşekkür ederim. Eyüp'ün 3 yıldır ortalıkta olmayan amcası. Aslında biz varız da Eyüp'ün ziyaret edilmesi gerekiyor amcasını. Edirne'deyim, kaç defa davet ettim. İşte derslerden falan şey olmadı. Uygun olmadı gerekçe. Eyüp çok yoğun, para kazanmaya yoğun, çalışıyor. Yoğun, aynen. Kesinlikle. Sürekli aktif Eyüp zaten. Bir tarafta gelir. Ticareti var, bir tarafta öğrencilere özel dersleri var. Kesinlikle bir tarafta öyle. Bilmediğimiz başka ticaretleri de vardır bize söylemediği. Yoğun Eyüp. Kolay değil yani. Kesinlikle öyle Eyüp. Öyle değil mi? Öyle öyle. Yani kaç defa şey yaptım gelmedi. Geçen sene gelecek söz verdi. İnşallah. Söz verdi, gelmedi mi? Gelmedi. Sonra işte sınavım falan var dedi yine amca.
Ben dedim tamam inşallah. Siz de haklısınız genelde değil mi? Bizim aile Hı-hı. geleneklerine göre küçükler büyükleri ziyaret eder. Aynen öyle. Ama şimdi milyonu olan konuşuyor. Nasip ya inşallah. Eyüp'le peki çocukluğunda Eyüp'ü tanır mıydınız? Tanırdık ya. Mostra. Yani hani beraber zaman geçirir miydiniz? Tabii tabii. Yani yazın gelirlerdi. Abim Antepliydi. Biz Ahlatlıyız. Ahlat'a işte yazın abim gelince beraber gelirlerdi falan. İşte beraber köyde giderdik falan. Yani bayağı beraber geçirdik. Yaşlar da yakın olduğu için Eyüp'le bayağı vaktimiz geçti yani. O zaman babaya söz veriyorum. Teşekkür ederim. Güzel. Sağ ol. Efendim hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Kenan Bey. Teşekkür ettim. Sağ olasınız. Sizi tanıdığımıza çok mutlu oluyoruz. Biz de çok memnun olduk hocam. Özellikle gurur duymaya başladık. Eyüp'ün bu özellikle 5 milyonluk soruyu aşmasından sonra gerçekten böyle havalara uçtuk. Gece öyle mi? Uykumuz gelmez oldu artık. annem, özellikle annem, annesi, kardeşleri hepsi tek tek havalara uçtuk biz. Daha sonra memleket komple ayağa kalktı. Yani hatta geçen gün amcası aramıştı. Belki Bursa'da, çünkü şu anda Bursa'dayız. Bursa'da çok fazla tanıdık yok ama Ahlat'ta herkes, aile bir geniş aile, herkes tanıdığı için. Gören herkes bütün aileyi tebrik ediyor. Biz de Eyüp'le gurur duyuyoruz. Zaten hareketli bir çocuktu. Eyüp'ün herhalde sizi ilk gururlandığı an değildir diyorum. Çocukluğunda evet nasıldı Eyüp? Onu çok merak ediyorum. Nasıl geçti çocukluğu? Hocam hep başarılı. Belli ediyor muydu bugünleri sizin? Yerini veriyor muydu? Zaten belliydi hocam. Belliydi. Küçüklüğünden beri böyle başarılı. Neler yapardı? Olmadık hareketler çok şey yapardı hocam. Misal olarak bir gün çıkmış ikinci kata, pencereden dışarı çıkmış, bir de ayaklarını da aşağı sarkmış. Çok anne tehlikeli. Benim, çok tehlikeli. Kaç yaşında o zaman? O zaman 4-5 yaşlarında. Hatta belki çocukken. Daha önce. Çocukken. Anne diyor ki ikinci kata bir baktım ben dışarıdan geliyorum. Eyüp çıkmış pencereden aşağı doğru da ayaklarını sarkmış böyle aşağı bakıyor. Öyle olunca diyor ben diyor telaşlanmasın diye korkmasın diye şey yaptım diyor. Yavaşına hiç ses yapmadan içeri girdim. Arkadan tutana kadar hiç ses vermedim ki. Ecel terleri dökmüştür. Panik yapar tabii. Diye. Tuttuktan sonra ne yapıyorsun oğlum diye buradan dışarı seyrediyorum. Böyle olmadı şeyleri oluyordu. Okulda da hep başarılıydım. Yani ilkokuldan ta üniversiteye kadar. Elhamdülillah onlar da başarıyla övündü. Evet. Yalnız kafasına koyduğunu da yapardı. Bazen yok yapma oğlum bunu yapma dediğimiz halde şunu yapacağım dedim mi bizi dinlemezdi. Kurtuluş yok ondan. Yok artık kurtuluş yok. Kafasına koyduğunu yapardı hocam. Peki siz şimdi Eyüp hatırladığım kadarıyla hamallık yaptı. Pazarda çalıştı. Evet. Halen baklava satıyor. Deri fabrikasında da çalışmışsın evet, değil mi? Evet tamam. Bütün bunları yapmasının temel sebebi neydi? Kocam hareketli bir şey yapıyordu, durmuyordu. İlk şeyde okuduğu haçlı zaman... çok mu az veriyordunuz yoksa kendi ayakları üzerinde durmak istediği için? O kendi ayakları üstünde duruyordu. İlkin arkadaşının babasının deri fabrikası vardı, orada çalışacağım dedi. Ben hatta karşı çıktım. Oğlum dedim ya deri fabrikası senlik iş değil dedim. Deri fabrikası zor dedim. Yok ben gideceğim, bir deneyeceğim. Ondan sonra gitti, bir hafta 10 gün çalıştı. Sonra dedim ki ya oğlum... Bu öyle olmaz ya. Sana daha güzel müşter bulalım falan filan derken o arada zaten nenesi Erzurum'da oturuyordu. Erzurum'a giderken hazır dedim. Oraya bir şeyler götür. Antep zaten baharat şeyleri çok. Sen bilirsin. Baktım mantıklı geldi. Kafasına yattı. Aldı kendisine bir şeyler. Baharat sürü şeyleri. Erzurum'a götürdü pazara. Oradan pazardan baharattan başlarken pazarcılarla tanıştı. Bir baktım ileri gittim. Normalde hayır. Pazarcıların arasına girmek de kolay değildir orada hazır bir tezgah yok, yoksa. Hocam zaten ben de şaştım bir gittim ben ortamı gördüm ben dedim eyvah. Eyvah dedim ya sen nereden buldun bunları? Sonra baktım pazarcılarla diyalog kurmuş Antep'ten başka şeyler hissetelim. Bu sefer bizi aracı yaptı. Bu sefer Antep'ten ben getirtiyordum. Onlara götürüp pazarda teslim ediyordum. Oradan dağıttılar en son. Bir ay sonra artık ben zaten izin... Sizi de işe aldı yani. Beni de işe aldı. Ben gittikten sonra geldim dedim ay pazardan senlik işi yok dedim. Öyle zaten pazarda öyle bıraktınız. Aynen. Peki Yasin Bey birazdan 5 milyonluk soru açılacak. Evet hocam. Nasıl sizdeki duygular nedir, beklentiler nedir? Hocam bekliyoruz, güveniyoruz iyi be. Cenab-ı Hak nasip eder inşallah. Sonuna kadar bir hakkını kullansın hocam. Eğer Allah nasip etmişse olur ama güveniyoruz, Eyüp'e güveniyoruz. Umarım gönlünüze göre olur. Gerçekten çok, yani siz hem bence temel aile terbiyesini çok iyi vermişsiniz. Eyüp'ün o her halinden anlaşılıyor. Ve Eyüp de bunun üzerine kendisini de çok iyi yetiştirmiş. Sizin o verdiğiniz eğitimin üzerine
Gerçekten memleket için değerli bir gencimiz olmuş ve karşımızda şu anda da çok başarılı bir şekilde şu ana kadar yarıştı. Umarım bundan sonra da öyle tamamlar. Teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Sağ olun hocam. Size teşekkür. Bu arada söyleyeyim hocam. Okuldaki bütün öğretmen arkadaşlar zaten sevinçten hava uçtular. İsmen dediler. BİSAŞ İlkokulu öğretmenlerinin hepsine buradan selam göndereyim hocam. Yerine gitmiştir. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Eyüp, birazdan 5 milyonluk soru açılacak. 5 milyonluk soruyu bizler de hep beraber ilk defa göreceğiz. Öncelikle çalıştın mı? Abi evet. Sen evet. Boş durmamışsındır muhakkak. Yok, çalışmadım. Nerelere çalıştın temel konular olarak? Abi şu şekil, son sorular 5 milyon ilk defa açılıyor, 13. soru. Onun için bununla ilgili bir veri yoktu elimde. Son soru mantığıyla düşünüp son sorulara inceledik. 6-7 kere son soru açılmış oldu. 1 milyon dışında son soru. Genelde 2020 öncesinde, 2018 öncesinde diyeyim daha doğrusu, sorulan sorularda biraz daha bilgi odaklı, 2018 sonrasında biraz daha yorum odaklı geldiğini fark ettim. Belki değişen sınav sistemine, öğrencilerin adaptasyonu için yapılmış bir şeydir, bilmiyorum. Dedim büyük ihtimal yorum odaklı bir soru gelecek. Çok net bir bilgi zor olur. Gerçekten çok zor olur. Yorum odaklı gelecek. Yorum odaklı gelirse hangi konulardan gelir? Gündem babından eğer Filistin meselesi sorulmamış olsaydı %99 Filistin meselesi derdim. Ama Filistin meselesi sorulduğu için Cumhuriyet'in 100. yılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde 2 gün önce oldu, 10 Kasım. Onun dışında 8 Kasım Azerbaycan Zafer Bayramı. Buradan tüm Azerbaycan halkının her bir ferdine ayrı ayrı selam göndermek istiyorum. Başta İlham Aliyev olmak üzere. Azerbaycan'ı çok seviyorum. Yakışısınız, çok yakışısınız. Ben başa düşende siz danışamayabilirsiniz. Ben danışanda siz başa düşemeyebilirsiniz. 3-5 kelime öğrenmiştim, onları da araya koyayım abi. Bu şekil Azerbaycan'la ilgili gelebilir. Filistin'le ilgili gelme ihtimali çok düşük önceden sorulduğu için. Ama %99 ya Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatıyla ilgili bir şey bekliyorum. Oraya yoğunlaştım. Çok yakın arkadaşlarımla beraber oturup oraya çalıştık. Birkaç gecedir özellikle yoğun bir şekilde. Oradan veyahut Osmanlı'nın kuruluş dönemiyle ilgili bir şey gelebilir. Evet Eyüp, birazdan 5 milyonluk soruyu anons edeceğim. İnşallah bu parayı kazanırsan, şu an 1 milyonum var. 5 milyonu da kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun? Kenan abi, zihnimde bir şeyler vardı zaten, ne gelirse tarzım. %25'ini Filistin halkına bağışlamayı düşünüyordum zaten girmeden önce. Lakin bu miktarlara ulaşacağımı düşünmüyordum. Ve bunu söylemek istemiyordum çok fazla riyaya girmesin diye. Ama konuştuğum insanlar bana dediler ki, hani akıl alabildiğim, güvendiğim insanlar. Bunu canlı yayında söyle. Belki milyonları, milyarları olan insanlardan bazıları utanır da onlar da 3-5 kuruş yardım, yani parasına kalmadılar ama yardım da gerekiyor, yardım ederler diye. Utanmaya gerek yok, belki de feyiz alınır. Feyiz de alınır, o da olur abi. %25'ini Filistin halkına vermek istiyorum. Diğer miktarlar çok belirtmek istemiyorum. Deprem bölgesinde aktif görev aldım. Orada kayıplarımız oldu bizim de. Gönlüne tanıdıklarımız. Oradaki insanlara bir kısmını vereceğim. Dediğim gibi buradan sonrasına çok miktar belirtmek istemiyorum. Onun dışında annemin adakları varmış. Onlar da yeni yeni ortaya çıkıyor. Öyle mi? Evet. Eski adaklar mı bunlar, yarışmadan sonra ortaya? Yok, hani 5 milyonu alırsan adak. İşte, ha, anladım. Afrika bölgesindeki olsun, ondan sonra Yemen'deki insanlar için kurban adı aklamış. Onlar var. %2,5 bizim ev arkadaşlarına. Düşünmedik ama onlara da sözümüz var. Bir kısım oraya gidecek. Onun dışında bir kısım eğitim, işte hitabet almak istiyorum. Yazılım, teknoloji alanlarında kendimi geliştirmek, ticaret alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Bir tane araba almak istiyorum. 300-400 bin lira civarı, çok bir masraf yapmadan. Küçük bir araba da almak istiyorum. Güzelmiş yani araba, babam evet. Sağ olsun. Ama araba gidiyor. Bir tane gidiyor de araba olur. O şekil düşünüyorum. Hayırlısı. 5 milyon ve 1 milyon da bu şekil bağış yapmak evet, istiyorum. Evet. Oranlar alırsan, değişmeyecek diyorsun. Oran yani değişmeyecek. 1 de olsa 5 de olsa. Oran, zihinde oran olarak var bende. Aldığım paranın şu kadarlık kısmı, şu kadarlık kısmı diye. Gönlüne sağlık Eyüp. Bir de 50 bin alırsam tamamı Filistin halkına bağışlamak istiyorum. Gönlüne sağlık. Sağ olasınız. Gönlüne sağlık. Evet. Heyecandan geliyor. Değerli konuklar, sevgili seyirciler, 5 milyon değerindeki sorumuz geliyor. (Gülüyor)
İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? A. Çorum, B. Yozgat, C. Sivas, D. Tokat. Böyle bir soru yok ya. Hiç beklemiyordum, hiç. Beklemiyor muydun? Hiç, gram beklemiyordum. Yani o kadar çalışma israf olmuş. Neyse, bilgi olarak cebimizde duruyoruz. Çalışma israf olmaz, o sende kalır bilgi olarak. Bilgi her zaman değerlidir Eyüp. Evet. Türkiye sorusu beklemiyor muydun? Ya hani biraz daha tarihten gelir diye umut ediyordum. 100. yıl olması hesabıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm zamanına yakın olması hesabıyla. Vefat gününe. Ama güzel, soru güzel. Allah yardımcınız olsun Kenan Bey. Evet, İzniniz kolay olsun. Gelsin Eyüp. Sağ olasınız. Nasıldır genel coğrafya bilgin? Yani ekvator çizgisini çizerken dünya haritasını, ülkeleri güzel sıralamıştın. Türkiye için de eğer aynısı geçerliyse bu iki çizginin hangi il sınırı içerisinde kesiştiğinin doğru cevabını verirsin diye umuyorum. İnşallah. Yani soru aslında bu. İnşallah. Bu iki çizgi hangi il sınırımız içerisinde kesişir? İnşallah. Allah yardımcımız olsun, evet, bakalım. Türkiye'yi il il biliyor musun sorusu. 40'a yakın il gezdim abi. Sivas ve Yozgat'a bu yaz gittim. Babamlarla beraber. Çorum'la arkadaşlarım var. Tokat'ta dayım bir müddet oturdu. Ama İç Anadolu'yu hiç bilmiyorum yani, böyle hani doğu olsa, güneydoğu olsa bir zihinde bir şeyler canlanır. İç Anadolu konusunda çok yeterli olduğumu düşünmüyorum ama yorumlarsam çıkar belki. Soruyu okuyabilir miyim abi? Tabii ki. İlki Sinop. Sinop, Türkiye'nin en üst tarafındaki çıkıntı. En üst noktasını vermiş ve Hatay'ın en güneyi. Türkiye'nin en kuzeyi ve Türkiye'nin en güneyini vermiş o zaman. Hatay en güneyi de, en güneyi. O zaman paralel bağından gitsem mi diye düşüneyim. Ya şu soruyu bir daha okuyayım bir arası. İkinci, Iğdır'ın en doğusu. Yani Türkiye'nin en doğusu Iğdır. Iğdır'ın da daha doğusu. Yani Türkiye'nin en doğusu kısaca. Gökçeada'nın en batı ucu. Gökçeada. Gökçeada'dan çizgiyi çekip Iğdır'a doğru gel. Gökçeada'nın yerini tam hatırlayamadım da Gökçeada Marmara bölgesi, Marmara Denizi'nin içindeki ada diye hatırlıyorum. Soruya bakarsan Türkiye'nin en batısı, en doğusu olmasıyla. En doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu. Gökçeada da Türkiye'nin en batısı olması lazım. Türkiye'nin en batısı. O zaman Ege Denizi daha mantıklı geliyor. Yunanistan tarafına yakın olması hasebiyle. Çünkü Marmara bir iç deniz, Tekirdağ falan var diye hesap edersen. Bravo, Eyüp. Garip bir yere gidiyor iş hani. Marmara'nın içinde olan bir ada olamaz. Onun için tahminimce Ege Denizi, İzmir tarafında bir yer olacak. Gökçeada'yı da çok bilmiyorum. Yani Gökçeada'lı olanlar varsa özür dilerim. Ama tahminimce Ege bölgesinde İzmir tarafında Iğdır'dan bir düz çizgi çekmiş gibi düşünürüm. İzmir, Iğdır hemen hemen aynı paralel üzerinde sayılabilir yani. Tam ikisi de Türkiye'nin orta tarafında. Gökçeada'da İzmir'in biraz daha sonlarına doğru, Yunanistan tarafına doğrudur büyük ihtimal. Gökçeada ile ilgili Yunanistan'da bir mesele mi vardı? Şu an şeyi düşünüyorum, Doğu Akdeniz meselelerini falan. Onlar böyle bir beynime gelmeye başladı. Doğu Akdeniz olayları sırasında adalar meseleleri, Yunanistan'da kayalık meseleleri. Gökçeada Türkiye'nin en batısı, Yunanistan tarafında. Devam edeyim bir soruya. Emrol olmak üzere. İki adet kuş uçuşu çizgi çekecek olsak. Şimdi Türkiye'yi düşüneceğim. Türkiye haritasına. Sinop'tan aşağı doğru iniyorum. Hatay'dan yukarı doğru çıkıyorum. Hatay'dan yukarı çıktım. Adana var. Adana'nın biraz daha üstünde, tam Sinop tarafına doğru çıktığım zaman Ankara, Konya. Konya'dan sonra Ankara'ya gelecek herhalde. Adana, Konya, Ankara, o taraflardan doğru yukarı çıkacağım. Çizgiyi tam net çizemiyorum ama Ankara'nın üstünde Yozgat olması lazım. Biraz sağ tarafında. Çorum'un da Ankara'nın biraz daha sol taraflarına doğru kayması lazım. Biraz daha batı tarafına doğru. Ankara'nın batısı değil hani şey anlamında, çizginin biraz daha batısı gibi düşündüm. Sivas bayağı bir doğuda kalıyor. Ama Sivas'ın da alanı geniş düşününce. Hani o tarafa kadar şey alır mı bilemiyorum ama Sivas tarafı da olabilir. Ama Tokat hiç gözümde canlanan bir yer değil. Tokat gözümde çok canlanmıyor. Tokatlılardan da özür diliyorum.
Yanlış hatırlamıyorsam dayım ben küçükken Tokat'ta da yaşamıştı. Dayıma selam olsun buradan. Tokat Çorum kadar olmasa da batıda gibi geliyor bana. İç Anadolu bölgesi zor oldu ya benim için. Bu iki çizgi nerede kesişir? Sinop, Hatay, Gökçeada, Iğdır. Iğdır'ın Türkiye'nin tam ortasından gittiğini hesap ederek ilerlemeye çalışacağım. Iğdır, Iğdır'dan biraz solda Ağrı var. Ağrı'nın ortasından dolayı geçiyor. Ağrı'nın ortasından geçiyorum. Evet. Sivas gelmesi lazım. Erzincan, Sivas o taraflar olması lazım. Sivas ama Sivas biraz daha o Türkiye'nin tam ortasının batısında kalıyor. Doğusunda kalıyor. Sivas'ı zihnen elemem lazım. Ama yine de bir şık olarak tutacağım ki toprakları çok geniş Sivas'ın. Şık olarak tutmak istiyorum. Yüz ölçümü büyük. Yüz ölçümü büyük, aynen. Yani Türkiye'de ilk 5'te vardır herhalde. Konya, Erzurum, Sivas bunlar büyük yerler. Konya en büyüğü. Sivas'ı da yine aklımda tutayım ama bir eksi puan aldı benden Sivas şu an. Sivas halkı değil. Sivas bu soru için eksi puan aldı. Sivaslılar biraz daha şey oluyor abi. Şimdi sokakta dayak da yemeyelim yani. Yiğidoların canını sıkmayayım. Evet evet. Sivaslılarımız. Ama söyle bir şey demedin tabii. Sivas. Sivas'ın soluna doğru geldim. Ya bu yaz gittik ya biz buralara. Sivas'tan çıkınca biz nereye gittik? Erzincan'a gittik. Yok Erzincan'a Erzurum'a doğru giderken gittik. Sivas'tan çıktık. Erzincan, Erzurum yaptık. Geri dönüyorum. Sivas'tan geldim. Ben Yozgat'a geldik. Gideceksin. Batıya doğru gideceğim evet. Şu an. Sivas'tan çıkıp nereye gittik biz? Yozgat'a gittik ya. Yozgat'ta hatta bir gece kaldık. Gezecek çok bir yer olmadığını söylediler Yozgatlılar. Ama bir orman vardı. Oraya gittik hatta o gözümde canlı. Niye böyle gereksiz detay bilgi veriyorum ama lütfen seyirciler kızmayın. Hayır, anımsamaya çalışıyorsun. Anımsamaya çalışıyorum. Evet. Hani farklı yerden bir bilgiler falan gelir. Yani onun için ya kızmasanız güzel olur. 5 milyonluk soru. 20 yaşında bir öğrenci. Sen kimin ne için kızacağını tamamen aklından çıkar. Öyle bir baskıdan kurtul. Çünkü tamam. Şu an beynindeki bilgileri tekrar getirmek için hafızanı zorluyorsun. O yüzden en anormal şeyleri bile kendine sorabilirsin. Tabii ki belli sınırlar içerisinde. O yüzden seyircilerimiz öyle bir şey kızmazlar. Çünkü burada karşında 5 milyonluk soru var. Bunun heyecanıyla aklında ne bilgi varsa onu getirmeye çalışıyorsun deyip. O yüzden o tüp baskıları lütfen at, özgürce rahatça düşün. Tamamdır abi, özgürce rahatça. Tokat'ı hiç hatırlıyorum. Aa durun bir de, Kırıkkale mi? Kırıkkale. Broken Castle diyordu, bizim Merve hocamız vardı hazırlıkta. Ben Broken Castle'lıyım diyordu, o da Kırıkkale. Ve oradan geçerken ona fotoğraf atmıştım. Ankara-Yozgat arasında Kırıkkale var. Olması lazım. Broken Castle. Merve hoca ya, neyse. Broken Castle. Ondan sonra Ankara. Ondan sonra zaten Eskişehir, Bursa çizgiyi çizince. Bizim geliş güzergahı böyleydi. Bizimki biraz üstte kalıyor ama. Çünkü Iğdır'dan çıktığın zaman İzmir'e gideceksin. Bizimki Bursa'ya geldiğimiz için bir tık üstten gitmiş oluyoruz. Bu çizgiyi çektiğim zaman bir tık altından gelmem gerekiyor gibi olması gerekiyor. Iğdır'dan çıkınca İzmir'e mi gideceksin? Gökçeada'nın İzmir tarafında olduğunu düşünüyorum. Marmara Denizi tarafında olduğunu düşünüyorum. Marmara diyorum, Ege Denizi tarafında olduğunu düşünüyorum. Öyle olunca İzmir tarafına doğru. Çünkü Türkiye'nin en batısının Yunanistan'a çok yakın olması gerekiyor. İzmir, Aydın, Muğla o tarafta bir yer olması gerekiyor. Bursa çok yukarıda kalıyor. Bursa Marmara Denizi'nde kalıyor. Balıkesir belki olabilir ama Balıkesir de yukarıda kalıyor gibi hissediyorum. Hani en batısı olduğu için biraz daha şeye gitmem gerekiyor gibi hissediyorum. Aşağı inip sola doğru gitmek gerekiyor gibi. Bu da nasıl Türkiye şeyini haritasını şey yapıyoruz, yolunu tarif ediyoruz. Neyse, İzmir'in biraz daha İzmir tarafından Gökçeada'nın olduğunu düşünüyorum. Ya zihnimde de tam canlanmıyor ama Balıkesir tarafında da olabilir. Balıkesir tarafında ise hafiften çizgi böyle bir yukarı doğru şey olur. Gökçeada. Ya Gökçeada Marmara Denizi'nde diye düşündüm. Büyük ihtimal Balıkesir'e ya Marmara Denizi'ne yakın olması gerekiyor. İzmir kadar aşağıda olmayıp Gökçeada'nın Marmara Denizi'ne yakın olması gerekiyor ki Marmara Denizi diye düşündüm. O zaman Balıkesir'e gitmem lazım mantıken. Balıkesir. Balıkesir tarafı. Bursa çok yukarıda. Bir tık aşağı Balıkesir. Balıkesir'in tarafları, Çanakkale tarafları. O taraf. Çanakkale Gökçeada. Bir dakika. Çanakkale gezisine gitmiştik. Çanakkale Gökçeada. Gökçeada'ya mı gittik Çanakkale gezisi yaparken? Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi götürmüştü. Benim için çok faydalı bir geziydi. Buradan selam olsun kendilerine, Şahinbey Belediye Başkanı'na. Küçükken götürmüşlerdi. 90 bin çocuğu götürüyorlardı. Oradan geldi şimdi aklıma. Gitmiştik sanki Gökçeada'ya gittik, ziyaret ettik gibi geliyor Kenan abi. Gittik mi?
Gökçeada'ya sanki gittik ya. Adalara gittik ama Çanakkale karşıda. Çanakkale şimdi iki parça. Gökçeada denizin ortasındaysa Çanakkale saçma bir yerde olur. Türkiye'nin en batısı olmaz. Neden? Çünkü Çanakkale karşı tarafta kalıyor. Gökçeada Çanakkale ile Çanakkale'nin bir yakasıyla bir yakası arasındaysa Gökçeada en batısı olmaz. Ama burada da en batısı demiyor zaten. Öyle bir şey demiyor. Değil mi? Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu. Gökçeada'nın en batı ucu diyor diye Türkiye'nin en batı diye algılamak zorunda mıyım? Değilim ama diğerleri en batı, en kuzey, en güney olduğu için düşündüm. Gökçeada'nın da olması lazım. Bu algoritmadan gidersen olması lazım. Sonuç oraya çıkıyor. Evet. Yani o zaman Çanakkale'nin bir tık aşağısında sanki Gökçeada. Çünkü Çanakkale iki yaka. Tam ortasında Gökçeada olsa. Çanakkale Balıkesir'in... Çanakkale iki ada nasıl? Çanakkale deniz var ya ortasına geçiyor boğaz. Nedir o boğazın adı? Hani bir öyle gitsek istersen Çanakkale orada boğazı... büyük zaferlerin kazanıldığı ya, boğaz. Valla orası da ayrı bir mesele ya. Oraya gidip bir de gezdik ya Kenan abi. Hani normalde Çanakkale zaferi deyip geçiyormuşuz onu fark ettik. Oraları evet. Gezince oradaki ruh, oradaki şey... Bir de anlatılıyor, bazı şeyler orada kalmış. O da apayrı bir mesele ya Çanakkale. Şehitliği görünce tüylerin diken diken olmuştur herhalde. Apayrı bir alem. Arıburnu'nu, Conkbayırı'nı bayağı bir gezdik o tarafları. Hani insan diyormuş, diyor yani hani... Ya biz gerçekten bu şeyiz ya, bu toprakların insanıyız. Burada demek ki dedelerimiz kan döktü hani bugün, Osmanlı kurarı. Bugünü yaşamamız için işte canlarını veren insanlar o vefayı, onu duyguyu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Oradaki şehitlerimizi bence bu topraklarda yaşayan insanlar olarak bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum ben hep. Nasıl unutabiliriz? Evet. Soruya geçelim. Gökçeada'yı nereye yerleştirdin şimdi Eyüp? Üç ihtimal var. Bir dakika abi. Bursa'nın altında Balıkesir var. Balıkesir'in altında Çanakkale var. Çanakkale Boğazı var. Boğazın iki yakasında Çanakkale var. En batısı şeklinde düşünecek olursam Çanakkale Boğazı'nın ortasında olmaması lazım. Üstünde de çok olmaması lazım. Çünkü Marmara Denizi'ne kaçıyor. Balıkesir tarafında olmaması Boğazlı lazım. Boğazlı bir ada olsa bilirdin herhalde değil mi? Evet evet. Çanakkale Boğazı'nın ortasında büyük bir ada olsa. Falan, Boğaz'da olsa kesin bilirsin. Zaten Boğaz'da ada olsa Boğaz'dan geçilir mi o da ayrı bir soru işareti olurdu yani. Boğaz'da bir ada değil. Ya Boğaz'ın üstünde ya altında olacak. Boğaz'ın üstündeyse zaten Marmara Denizi diyoruz. Marmara Denizi'nin ortasında olması gerekiyor. Bozcaada, Gökçeada bunların hepsinin aynı yerde olduğu aklıma geliyor. Bozcaada, Gökçeada. Öyle bir şey ki eğer buradaysa ok şöyle gidiyor, buradaysa böyle gidiyor, evet. Buradaysa böyle gidiyor. Hani onun yerini de belirlemek lazım. Ha tamam diğerlerini biliyoruz da o da önemli yani şimdi. Marmara Denizi'nin içinde olması bana pek mantıklı gelmiyor. Marmara Denizi'nde büyük ada var, küçük ada var. İşte İmralı Adası var. Bildiklerim bunlar. İstanbul'dan sürekli gemiler kalkar. Onlar buradaki adalar. Oraya söylediğin gibi oraya geçmiştin zaten. Evet, evet. Yani çünkü en kuzey ve en güneyi gibi bir durum varsa... En batısı olması lazım. Çanakkale Boğazı'nın altında olması lazım. Yani yine bu şey ekvator sorusu gibi 500 kere falan silmeden Kenan abi benimden. Hani 5 milyon ya az para da değil yani. Şimdi tabii ki. yine ya Marmara Denizi'nde değil abi ya. Ya olsaydı bilirdim ya. Onu bir kenara attım. Ne oldu? Çanakkale Boğazı'nın altında olması lazım. Çanakkale Boğazı'nın altında. Çanakkale'den aşağı doğru iniyorum. Alt tarafında ya burada Muğla var. İzmir, Muğla, ondan sonra Manisa bu taraflar orada. Çanakkale ile bunlar arasında bir küçük bir il falan var ama çok küçük demeyeyim. Belki oranın yerel halkı kızar. Herkes de kızıyor ya. Yorum okumasam aydın. Sen kızdırıyorsun Eyüp. Kızdırmayayım ya vallahi. Yok yok sen abi, hayır sen kendi kafanda kızdırıyorsun. Bence kimsenin kızdığı yok. Şu an herkes o nasıl o çizgi nereden geçiyor onu hesaplama derdinde. Sen de önünde harita var olup konuşmuyorsun. Aklındaki evet, bilgileri evet. Çağırıyorsun. O yüzden kimse alınmaz kızmaz. İnşallah. Manisa tarafında. Yani Manisa'nın olduğu hizada, İzmir'in olduğu hizada olması bana mantıklı geliyor. Gökçeada'nın. Gökçeada'nın. O taraflarda olması lazım. Çünkü Iğdır'dan o tarafa doğru düz bir çizgi çiziliyor gibi. Yani aynı paraleldeymiş gibi düşünmek mantıklı geliyor. Çünkü Türkiye'nin en batısı Yunanistan'a yakın olması gerekiyor. Yunanistan'a yakın, en yakın adalar da hani Gökçeada tarafı olması lazım. Gökçeada tarafı. Gökçeada'da İzmir tarafında. Yani o denklemde olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin ortasından geçmesi gerekiyor bence çizginin. Ne aşağıdan, ne yukarıdan. Ortasından. Ortasından geçmesi gerekiyor. Ortasından geçirelim abi bir. Gökçeada'dan çık. İlk karaya nerede ulaşırsın? Şimdi adı üzerinde Gökçeada. Ege Denizi'ni geçtin, Ege'de dedin.
Evet. Sonra ilk karada ne var? Hangi il var? Muğla mantıklı geliyor. Muğla'da, Muğla'da, Aydın'da. Aydın'da bir ada vardı. Ne adasıydı? Çok... Kuşadası. Aydın Kuşadası. Kuşadası'na sürekli şey kalktığı için İzmir'den de sürekli kalkar tarzı bir şeyle düşünmem lazımdı. O gelmiyorsa aklıma demek ki İzmir'de değil. Çünkü İzmir de büyük şehir. İstanbul'da büyük ada küçük ada muhabbeti olduğu gibi. İzmir'de de öyle bir muhabbetin olması lazımdı yani. Hani İzmir'de çünkü çok yakın bir arkadaşımın abisi oturuyor. Hani küçük ada büyük ada bir muhabbetler olduğu gibi Gökçeada'ya gidiyoruz diyebilirlerdi. Hmm. Gökçeada, Bozcaada deyince biraz daha sanki aşağı inmem gerekiyor. Çünkü Doğu Akdeniz meseleleri sırasında bizim Antalya'nın o taraflarda bir adamız vardı. Hangi adaydı? Gökçeada diye hatırlıyorum. Bozcaada ya da Gökçeada olması lazım. O taraflarda bir meseleler, bir karmaşa. Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili Yunanistan'ın çizdiği kıta sahanlığı meselesi. Kıta sahanlığını bizim Bozcaada diye hatırlıyorum. Ya Gökçeada'ydı ya Bozcaada'ydı. Gökçeada'yı şu an hatırladığım gibi sanki. Ya Bozcaada ya Gökçeada'ydı. Antalya'nın alt tarafı Türkiye'nin güney batısının çaprazlama bir çizgi çizersen güney batısında olması gerekiyor. Bu adaya kıta sahanlığı ile ilgili muhabbeti geçiyordu. Onun biraz üstünde olduğunu varsayarsam İzmir'in alt tarafına kaymam gerekiyor. Çünkü Bozcaada, Gökçeada genelde ikili olarak söyleniyorsa demek ki birbirlerine yakınlar mantıken. Gökçeada, Bozcaada. Bozcaada'yı da kıta sahanlığı meselesi gibi hatırlıyorum. Ya Gökçeada diye Bozcaada'ydı. Onun için onun yerini İzmir'in altında Aydın vardı yanlış hatırlamıyorsam. İzmir, Aydın. Arada Denizli var ama Denizli denize kıyısı yok. İzmir'den çıkınca direkt Aydın'a iniyorsun. Aydın. Aynen, Aydın'dan. Aydın'ın bir tık altı, Muğla herhalde. Muğla tarafı. Muğla tarafına doğru çizilmesi gerekiyor. Iğdır'dan böyle bir aşağı geldim şimdi. Normalde Türkiye'nin tam ortasına gidecektim. Iğdır'dan İzmir'e gidecektim. Iğdır'dan aşağı doğru geldim biraz daha. Iğdır'dan hafiften aşağı doğru geldim. Yani çok etki eder mi bu da? 200-300-500 kilometre onu da bilemiyorum. Şimdi şıklardan yerlere tekrar atlasam. Yani çok etki etmemesi lazım. 300 kilometre. Açısını hesaplasak falan. Saçmalamak. Beyin bombardımana tutuluyor şu an. Beyin fırtınası yapmadan bunun içinden çıkamazsın zaten. Çünkü direkt bilgi olarak ha şudur diyebileceğim bir durum değil. Düşüne düşüne, hatırlaya hatırlaya belki işte anılarını ortaya çıkartarak. Çorumlu bizim bir Yağmur diye bir kız vardı sınıfta. P2, Section 25'ten. Yağmur Çorumlu'ydu. Bize Çorum'dan şeyi getirmişti, leblebi. Çorum deyince benim aklıma Ankara'nın batısı geliyor. Çünkü Yağmur Ankara'ya kadar gitmiyordu gibi anımsıyorum. Hani nereden gidiyordu Yağmur? İstanbul'dan, Boğaziçi'nden P2, Section 25. Buradan tüm sınıf arkadaşlarıma da selam gönderiyorum. O giderken hani Ankara'ya kadar gitmiyordu ya. Yolda bir yerde iniyordu gibi bir algı oluştu bende. Yani iniyordur inşallah. Çorum Ankara'nın batısında olur o zaman mantıken İstanbul'dan gelirken. Çorum biraz uzak kalıyor gibi. Çünkü bizim çizgi biraz hafiften aşağı doğru inse, belki ortadan gitse yine Ankara'nın üzeri gider. Çorum biraz daha yukarıda gibi hissediyorum. Eskişehir, Ankara, Çorum böyle bir üçleme gibi bir şey. Belki Ankara'ya şeyi yok kıyısı ne ya, sınırı yok. Ama o tarafta bir şey yani Eskişehir, Sakarya'nın alt tarafları, o tarafta bir yer gibi hissediyorum Çorum'u. Ankara burada olsa, Çorum burada bir yerde. Çizgi ortadan gitse bile Çorum'a değmez. Çizgi aşağı doğru indiğini varsaydım daha yeni. Yukarı doğru çıktığını varsayamıyorum. Çünkü Çanakkale Boğazı geliyor aklıma. Çanakkale Boğazı ile ilgili bir şeyler gelmiyor. Gökçeada, Bozcaada deyince kıta sahanlığı meselesine gitti aklım. Kıta sahanlığı meselesinde Bozcaada olduğunu hatırladım. Ya öyle düşünüyorum. Bilmiyorum inşallah yanlış değildir. Mavi Vatan konusunda da bu kadar cahil olmak da ayıp bir şey. Neyse. Orada olduğunu düşünerek hafiften aşağı doğru ineceğini varsayıyorum. Varsaydığım zaman Çorum'a eliyorum. Mantıken. Yağmur, niye bizi Çorum'u götürmedin hiç? Niye anlatmadın Yağmur? Çorum'u eleyeceğim abi zihne. Sivas, Tokat, Yozgat. Bayağı bir üç şıkkımız daha var. Birini yavaş yavaş elemenin zamanı geldi sanki. Çünkü düşününce Sivas'tan, Sinop'tan aşağı doğru ince, Hatay'dan yukarı doğru çıkınca Ankara'nın doğusunda olması lazım bu meselenin de. Çorum Ankara'nın batısında değilsem kesin Çorum'u elemem lazım. Ankara'nın doğusunda Sivas, Yozgat var. Tokat'ın yerini hala bulamadım. Tokat bir bilinmez gibi şu an zihnimde. Hani haritada. Ya büyük ihtimal Yozgat. Bir dakika, Yozgat üstte mi kalıyor Ankara'nın? Ankara'nın üstünde kalıyor. Aşağı doğru çizgi indirsem Yozgat olmaz. Yozgat şeye yakın ya Karadeniz'e. Çünkü Yozgat'tan geçerken ya Karadeniz'den bir yol var. Oradan gidelim
sahilden denildi ya da Ankara'nın iç tarafından doğru gidelim. Çorum üst tarafta kalıyor. Çizgiyi üste götürsem Çorum'dan geçmesi mantıklı. Evet Çorum diyorum ya, Yozgat'tan. Ama çizgiyi alttan götürdüğüm için Yozgat olmaması lazım. Alt veya orta olsa Yozgat olmaz. Yozgat olmaz. Yozgat olmaz. Mantıksız. Yozgat olmaz abi. Tokat'ın yeri. Tokat deyince Niksar geliyor aklıma. Niksar'la bir... Niksar neydi? Niksar ilk yerleşim yerleriyle ilgili bir şey miydi? Tokat Niksar. Tokat Niksar. Tokat Niksar. Bir şeyler anımsamam lazım sanki. Tokat Niksar sanki bir ilçesi gibi bir şey mi? Bir şeyler bağlaşıyor. Tokat Niksar. Tokat deyince. Tokat Niksar. Niksar, Niksar, Niksar. Bir sanki ilk medeniyet vardı ya, o Tokat Niksar'la kurulmuş gibi bir şeyler. Lidyalılar yok, Lidyalılar Sart. Sart Tokat Niksar'da mıydı? Sart Tokat Niksar'da mıydı? Şu Iğdır'dan çizgiyi çekip gelecektik veya diğer Gökçeada'dan. Evet, evet. Çok çorba ettim değil mi? Sivas. Ya Sivas'ın bir yerini hatırlayabilmek istiyorum abi. Ya Tokat Niksar tahminince şöyle iç Anadolu'nun içini bir halka şeklinde çizsem Tokat o tarafta olmalı. İç Anadolu'nun illerini hatırlıyor musun? Hangi iller var içinde? Ankara, Konya, Yozgat da İç Anadolu'daydı. Çorum İç Anadolu'da, Sivas İç Anadolu'da, Erzincan İç Anadolu, Doğu Anadolu arası gibi bir yerde tam sınır gibi bir şey. Erzurum Doğu'da çünkü. Erzincan tam Sivas'la Erzurum arasında hangisine giriyor tam bilmiyorum. Aa GAP projesi falan vardı. GAP Güneydoğu Anadolu projesi. DAP vardı sanki Doğu Anadolu projesi. Doğu Anadolu projesinin içinde olmaması lazım. Yukarıda şey vardı, Kızılırmak projesi vardı. Kızılırmak illeri vardı, Amasya. Amasya'yı çok net hatırlıyorum. Tam şeyde, Karadeniz'in orada. Sinop burada, Sinop'un az bir şey doğusunda. 3 tane il vardı. Kızılırmak Havzası bölgesi, Yeşilırmak Kızılırmak Havzada olduğu için bu 3 ili geliştirme projesi vardı. Amasya, dananını, 2 tanesini biliyorum. Amasya var. Hızlıca düşünün, Amasya'nın gelmiyor aklıma. Amasya... Gelmiyor. Çağrışımı bekliyorum, gelmiyor. Saçma saçma hallere girdik 5 milyon için abi. Alın sizin olsun, gidiyorum ben. Olmasın, şaka yaptım. Amasya. Amasya. Yozgat demek istiyorum. Yozgat'ı geliştirme projesi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Yozgat biraz daha farklı bir iklim oluyor. Orası biraz daha Karadeniz iklimi gibi bir şeydi. Karadeniz bölgesi, Yeşilırmak Havzası. Amasya bilmem ne bilmem ne. Ama Tokat orada yok ya. Tokat olsa bilirdim ya. Tokat olsa direkt aklıma gelirdi çünkü. Tokat orada değil. Biraz daha aşağıda olması lazım. Neyse buradan bir şey çıkacak. Bu evet. Saçma sapan bilgi şeylerini böyle zihnimde yavaş yavaş tasnif etmeye başlasam. Çorum'la ilgili ne dedim? Yağmur'u söyledim. Yağmur da meşhur oldun artık Yağmur. Neyse Çorum'la ilgili. Ankara'ya gitmiyordu Yağmur. Ankara'ya kadar gitmiyordu. Ankara'yı geçmiyordu. Çorum'un biraz daha batıda olduğunu düşünüyordum. Biraz daha kuzeyde de olduğunu düşünüyordum. Eskişehir taraflarında. Eskişehir'in belki biraz üstünde, Sakarya'nın altında bir yerde olduğunu düşünüyordum. Çizgiyi de ben zaten aşağı doğru çektim Bozcaada, Gökçeada meselesinden dolayı. Sinop zaten burada. Sinop'la Çorum uzak düşüyor zaten benim zihnimdeki mantığa göre. Çorum'u zaten eledim. Yozgat'ı düşünüyorum. Yozgat mantıklı. Neden? Ankara'nın batısında. Sinop'un çizgisini çektiğim zaman altta Hatay. Hatay ile Sinop arasında Yozgat'ın olma ihtimali var. İlk çizdiğim, yani %100 nereden geçtiğini bildiğim çizgiye göre Yozgat oluyor. Yozgat okey. Kuzey-güney çizgisinde? Kuzey-güney çizgisinde oluyor Yozgat. Çorum olmuyor. Çorum olmuyor. Yozgat oluyor. Yozgat'ı elemiştim, tekrar başa döndük. Tekrar başa döndük. Şimdi Sivas. Sivas'ı düşünüyorum. Yozgat'ı böyle bir çevre sarmış bir il gibiyim. Yani Yozgat burada, Sivas böyle bir ham yapıyor gibi bir şey mi var? Yani Sivas... Yok ya. Çok saçma olur. Ama Yozgat'tan geçtiğini nereden biliyorum %100? Bana %100 emin değilim yani. Sivas meselesini düşüneyim biraz abi. Sivas meselesi. Sivas'ın üstünden Karadeniz'e çıkıyorlardı. Karadeniz'den Sivas'tan bir yol vardı. Karadeniz'den Sivas'tan bir yol vardı. Çünkü Karadeniz'den yapılmış bir yol vardı. Sahil şeridinden Marmara'ya, Bolu taraflarına inen bir yol vardı. Onu bana çok söylüyorlardı. Ya oradan gidilir ya da Sivas, Yozgat, Ankara. Bu biraz daha içeriden gider. Üst yol çok tıkanık oluyormuş. İstanbul'da çok gidenler olduğu için. Bursa'ya gitmek istiyorsan alt yoldan git diyorlardı bana. Ya daha doğrusu bize, babamlara falan da öyle söylüyorlar. Buradaki yol çok tıkanık olur bayram üzeri diye. Onun için Sivas'ın çizginin bayağı bir batısında olması gerekiyor diye düşünüyorum. Trabzon taraflarında.
Yani Sinop, Sinop'a az bir şey geçtim. Orada bir kavis böyle iniyor. Orada bir yerde Trabzon olması lazım. Şöyle bir düzleşme. Karadeniz şeridinde mi? Karadeniz şeridinde. Sivas'ın oradan geçen bir çizgide olması lazım. Çünkü Sivas'tan çıkacaksın, Karadeniz'e bağlanacaksın. Daha Karadeniz'e bağlandıktan sonra Trabzon üzerinden Sinop'a doğru gideceksin. Yani Trabzon batıda kalıyor. Bayağı bir Trabzon diyorum. Sivas batıda kalıyor bayağı bir. Düşünceme göre. Nereye göre batıda kalıyor? Çizginin batısında kalıyor. Çizginin batısında kalıyor. Çizgiyi düşününce çizginin batısında kalıyor. Yani İnceburun'dan Hatay'a indirilen çizginin batısında kalıyor. Ha, öyle. Öyle mi? Düşünüyorum. Ya ama şimdi şeyde Sivas'ın toprakları da çok geniş. Basit de düşünmemek lazım. Erzincan'dan girdin. Karadeniz'e kıyısı var mıydı? Efendim? Karadeniz'e yok, kıyısı yok. Var mıydı? Yok yok. Sivas İç Anadolu ya. Bir kere İç Anadolu Karadeniz imkanı yok. Gümüşhane belki kıyısı şeyi vardır Sivas'ın oralara, Ordu'ya, Gümüşhane'ye bir yere şeyi vardır da. Sınır vardır da Karadeniz imkanı Denize yok. Kıyısı yok. Yok yok kesinlikle yok imkanı evet. Yok. Sivas'ın Karadeniz'e kıyısı yok. Karadeniz'e çıkmak için Gümüşhane tarafından çıkması lazım. Gümüşhane şöyle bir çizgi çıktığında Gümüşhane tarafı Sivas böyle çıksa çizginin batısında kalıyor. Ama Sivas'ın başı mı kalıyor, ortası mı kalıyor, sonu mu kalıyor çizginin batısında? Sonu kalıyorsa okey. Sivas'ı da elerim. Sivas'ı elemem lazım sonu kalıyorsa. Demek ki sonu kalıyor mantıken düşününce. Sivas'ı da elemem gerekiyor mantıken. Ya abi yine ben risk alacağım seyirciler. İşaretleyeceğim ya abi 1 milyon kazanılır. Her paraya da aynı şeyi söylüyorum. Sokakta görürseniz 50 kuruş falan dileniyorum. 1 milyon kazandır Allah gönderir ya rızıktır. Ben hani her şekilde işaretleyeceğim abi ya. Ya Çorum'u eledim çünkü zihnen. Yüzde kaça düştü? %33.3'e düştü sorular benim dilimde. Sivas'ı da eledim gibi. Sivas'ı eleyince de %50'ye düşüyor. Yozgat Tokat arasındayım. Yozgat'ı da mantıken eledim gibi. Biraz zihniyet olarak Tokat. Benim için en mantıklısı. Yerini bilmiyorum. Yerini bilmediğin şehir. Yani hani senin için doğru şehir oldu şu an. Evet. Tokat nerede? Tokat nerede? Niksar. Ya bir ilk medeniyetleri tekrar bir gelmek istiyorum. Niksar ilk medeniyetlerden birinin Tokat Niksar başkenti olduğunu düşünüyorum. Lidyalılar olabilir. Lidyalılarınki Sardın Niksar olabilme ihtimali var. Zihnimde öyle bir şey canlandı. Frigler var. Hititler var. Hattiler var. Urarturlar var. Urarturlar Van'da. Hititlerinki biraz daha şeyde Konya tarafında. Lidyalılarınki biraz daha yukarıda. İyonlar falan onlara hiç girmiyorum zaten. Frigler olabilir. Friglerin başkenti Frigya mıydı? Frigya belki Niksar olabilir. Tokat Niksar. Bunlardan birinin başkenti ama her şekil İç Anadolu'da ve İç Anadolu'nun çizgiyi Türkiye'yi ortadan ikiye Allah korusun böldüğümüz zaman harita üzerinde çizgi olarak. Evet çizgi olarak ikiye böldüğümüz zaman Türkiye'yi Tokat'ın biraz daha hafiften batı değil doğu tarafında kalması bana mantıklı geliyor. Batık tarafında böldüğüm zaman çünkü Ankara, Mankara bu tarafları az çok biliyoruz. Konya, Ankara bunlar büyük iller olduğu için. Ya Konya zaten 4-5 tane il kadar hani buradan bir şey olur. Ama batı tarafında biraz daha küçüklü iller var. Kırıkkale hani Kırklareli değil. Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat. Demek ki burada küçüklü iller var bulunabiliyor. Tokat'ın da burada olduğunu düşünüyorum. Bu civarda bir yerde. Türkiye'nin ortasından çizgiyi çektiğim zaman Ankara'nın çizginin batısında olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi ortadan ikiye düşündüğüm zaman. Çünkü Sinop tam ortada, Hatay neredeyse tam ortada. Oradan oraya bir çizgiyi çektiğim zaman arkaya Ankara o çizginin batısında olması lazım. Çünkü İstanbul'a 3 saat, 5 saat bir şey sürüyor. Yakın Türkiye'nin baştan sona ucuna doğru babamlarla gittiğimizde 10 saat desem, 10-12 saat desem 6 saat sürmesi lazım Türkiye'nin ortasına. Ankara'ya kadar İstanbul'dan 5 saat sürüyor, Bursa'dan 3-4 saat sürse Ankara her şekil batısında kalır Türkiye'nin. Her şekil batısında kalır. Tam ortadan ikiye çizgi olarak böldüğümüz zaman her şekil Türkiye'nin batısında kalır. Ankara batısında kalıyorsa. Demek ki Ankara'nın doğusundaki iller çizginin üzerinden geçme ihtimali var. Çorum'u Ankara'nın batısından dedim, eledim. Kesinlikle Çorum olamaz. Artık Çorum'la kızmayın. İnşallah Ankara'nın batısındasınızdır. İstanbul'a yakınsınızdır. Tanışırız Çorum'lar. Yağmur. Yağmur. Sonra Sivas geliyor aklıma. Yağmur'un da soyadını unuttum abi ya. Vallahi şimdi kıza da ayıp oldu Yağmur. Nereye geleyim? Bana ne? Yağmur'un soruyla alakası yok. Soyadını hatırlasan cevabı da bulur musun?
Yok abi, nereden buluyorsun? Alakası. O yüzden dönerim ya. Kıza da ayıp olmasın ya. Neyse. Yağmur zaten kaç tane var bizim sınıfta. Sivas. Sivas batısında kalıyor. Çorum'u sildim. Tokat olma ihtimali çok yüksek. Büyük ihtimal Tokat diyeceğim. Zihni olarak. Yozgat. Olmaz. Yozgat. Ya Yozgat biraz garip diye kaçıyor bana. Sivas da biraz garip kaçıyor. Çünkü başta ilk başta Yozgat'ta Sivas. Eyüp. İstersen bir soluklanalım. Senin kafandaki bilgiler de böyle bir sakinleşsin. Şimdi birazcık böyle bir bulandırdın ortalığı. Böyle bir öyle değil mi? Birazcık çorbaya döndü. O yüzden böyle bir iki dakika uzaklaşalım. Rahatladık abi. 5 milyonluk soruyu açtırdın. Nasıl bir duygu bu? Abi değişik bir duygu ya. Açılır açılmaz çünkü direkt soruya daldın. Evet evet. Ne hissediyorsun hakikaten? Ya abi şöyle. Ah dediğin durum oldu mu? Türkiye haritasına bakacaktım unuttum dediğin bir durum oldu mu? Bu geçen hafta içerisinde. Abi çok güveniyordum kendime Türkiye haritasında. Ya diyordum Türkiye'den sorarlarsa harita duman ederim ya falan. 30-40 tane il gezmişim. İşte kendime güveniyordum. Allah da işte hani sen kendine mi güveniyorsun? Al sana soru. Hani o kadar kendine güvenmemek yerden lazım ya. Gereksiz güvenmişsin. Hem de güvendiğin yerden değil mi? Hem de güvendiğin yerden. Ve soru da çok komplike, wow bir soru da değil yani. Hani bana demiyor işte Ganj Nehri'nden çizgi çeksen falan da demiyor nerede çekiş. Türkiye'nin klasik doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi diyor. Bunların da 3 tanesini biliyorum şansıma ama soruyu çözemiyorum. Nasip neyse 3 tanesini biliyorum. Soru benim için çözebilme ihtimalimin yüksek olduğu bir soru. Ama yani insanın kibirlenmemesi gerekiyor gerçekten. Onu bir daha görmüş oldum. Yani ben bu soruyu Türkiye'den gelse bilirim ya falan kafasına girmiştim. Kendi kendine ama burada senin herhangi bir kibirli tavrını görmedik. Estağfurullah abi ya. Estağfurullah. Hani o sizin teveccühünüz, o sizin düşünceleriniz. Estağfurullah. Görsek söylerdim merak etme. Allah razı olsun abi. Bir kinayi yapardım üzerine. Allah razı olsun abi. Sağ olasın abi. Abi Çorum çok şey geliyor ya. Çorum çok uzak. Girelim mi soruya abi? 2 dakika oldu mu? Nasıl istersen. İyi. 2 dakika oldu mu? Sen hazır hissediyorsan tabii ki. Çorum abi çok saçma. Hoş gelmiyor şey olarak. Sorunun cevabı olacak bir potansiyelde gelmiyor. Yozgat o potansiyelde gelmiyor. Sivas o potansiyelde gelmiyor. Ama Tokat o potansiyelde geliyor. Tokat'ın yerini tam bilmiyorum. Çorum'u biliyorum, eledim. Ya bir çarpı atsak keşke şöyle silmemiş olsun. Çorum'u eledim. Bir daha Çorum'a dönmek istemiyorum. Çorum gitti. Yozgat'ı tekrar düşünmek istiyorum. Yozgat Sivas'ın hafiften üstünde. Yozgat'tan Sivas'tan geçence Yozgat'a iniyorsun. Yozgat'tan sonra Kırıkkale'den geçiyorsun. Sonra Ankara'ya iniyorsun. Yozgat da çok batıda kalıyor gibime geliyor. Çizginin çok batısında kalıyor. Yozgat'ı da zihnen siliyorum. Sivas kalıyor. Tokat kalıyor. Sivas çok büyük bir coğrafya olduğunu düşündüğüm için zihnen olabilitesi yüksek benim için. Evet, ilk beşte diyordun. Konya'dan sonra ikinci büyük ilimiz. Evet. Yüz ölçümü olarak. Sivas mantıklı geliyor. Yani bu kadar büyükse illaki bir çizgi bir şey geçiyordur ortasından, yanından, sağından, solundan, sınırından bir şeyinden geçiyordur diye geliyor. Tokat. Şununca hiç bilmiyorum. Sivas'ta Tokat arası mantıklı geliyor. Yozgat'ı çok zihnen oturtturamadım. Çünkü Yozgat yukarıda kalıyor biraz daha gibime geliyor. Yukarıda kalıyor. Çünkü Gökçeada'yı işte Antalya'la Muğla arasında bir yer gibi hatırlıyorum. Türkiye'nin en köşesi ucunda. Bozcaada, Gökçeada diye böyle bir ikileme tarzı bir şey. Kulak aşinalığı geliyor. Neredeydi Gökçeada? Gökçeada'yı ben Muğla ile Antalya, hani şöyle bir kıvrım var ya Türkiye'de abi, alt tarafta. Evet. Bodrum tarafları, o taraflarda bir yerde, sanki Türkiye'nin alt tarafı. Hani şu taraflar işte İzmir falan. Hmm. Ondan sonra şeyler geliyor, buradan bir Türkiye kavis alıyor, alta doğru gidiyor. O tam buralarda bir yerde gibi geliyor. Gökçeada ile Bozcaada. Evet, Bozcaada. Çünkü şey geliyor aklıma, Doğu Akdeniz meseleleri geliyor. Oradan bir dayatma geliyor işte bizim sınırımızdır diye. Türkiye'nin güneybatısında diyorsun. Türkiye'nin güneybatısında. Orada olması gerekiyor. Türkiye'nin güneybatısı diye düşünüyorum. Hani ortadaki çizgi, hani Türkiye'nin tam ortasından bir çizgi geçirsek yataylama. Onun alt tarafında. Türkiye'nin en altından bir çizgi geçirsek onun üst tarafında. Tam ikisinin arasında, yani tam güneybatısında olması gerekiyor Gökçeada'nın yeri. O zaman ben Iğdır'dan Gökçeada'ya bir çizgi çizdiğim zaman bu hafiften eğimli bir çizgi olması gerekiyor. Aşağı doğru inen hafiften eğimli bir çizgi. Yozgat yukarı doğru bir çizgi çekilse Yozgat'tan gidebilirdi. Yozgat çünkü şeye yakın diye hatırlıyorum. Karadeniz bölgesine yakın diye hatırlıyorum. Yozgat'ı da zihnen siliyorum abi. Çünkü küçük bir il. Çok küçük bir il. Hani Yozgatlar küçük demiyorum. İl yüz ölçümü küçük. Hani çok büyük bir yüz ölçümü yok. Onun için Yozgat çok mantıklı gelmiyor. Tokat'ı düşünüyorum. Tokat'ın yerini bilmiyorum.
Ama düşününce Ankara'nın batısında olmadığı geliyor aklıma. Ankara'nın doğusunda olması gerekiyor. Ankara'nın doğusunda da üst tarafları düşününce ben yavaş yavaş sayınca işte Yozgat'ı sayıyorum, işte efendime söyleyeyim Kırıkkale'yi sayıyorum, Kırşehir'i falan sayıyorum. Sanki böyle bir pergel şeklinde Ankara burada tam değil. Böyle bir yaptığım zaman Tokat'ın tam buralarda bir yerde olması gerekiyor gibi geliyor. Zaten Iğdır, Sivas buradaysa Iğdır burada. Çizgiyi aşağı doğru gittiğim zaman Sivas'a değmemesi lazım. Gökçeada'ya şey dedim ya abi, Türkiye'nin güneybatısı. Evet. Güneybatısı deyince zaten çizginin ona mantıken değmemesi gerekiyor. Çizginin biraz daha alt taraftan geçmesi gerekiyor. Tokat'ın yerinin Ankara'nın batı tarafını %75-%80 oranında bildiğim için orada olmadığını biliyorum. Orada olmadığını biliyorsam demek ki Ankara'nın doğu tarafında olması gerekiyor. Güney tarafında zaten Konya var koskocaman. Konya'nın alt taraflarında yavaş yavaş Akdeniz iklimi bölgesi. Tokat'ın biraz daha sert bir iklimi, yani karasal bir iklimi olduğunu düşündüğüm için Ankara'nın çizgi çektiğim zaman Ankara'nın doğusunda, pardon batısında değil doğusunda. Ankara'nın doğusundaysa Ankara'yı ikiye böldüm. Üst taraf, alt taraf diye. Ankara'nın üst tarafında neler vardı? Yozgat vardı. Kırıkkale vardı. Kırşehir biraz daha alt tarafında kalıyordu. Tokat da tahminimce alt taraftaki bir bölgede kalması gerekiyor. Sivas, Ankara'dan bir çizgi çektiğimde üstte kalıyor. Tokat'ın altta kalması lazım. Tokat altta kalıyorsa, neredeydi? Iğdır. Iğdır'dan geçirdiğim çizginin Tokat'tan geçmesi gerekiyor. Zihnimde Türkiye haritasını böldüğüm zaman. Tokat'tan geçmesi gerekiyor. Eyüp, şu ana kadar hakikaten çok cesur yarıştın. Hiçbir soruda çekilmeyi düşünmedin. Hani karşına çıkan sorularda, yorum sorusunda da hani kafanı zorladın ve yani arada da kaldın, iki şık arasında kaldın ama çekilmeyi düşünmedin. Bu soru için ne düşünüyorsun? Çekilmem abi ya. Ya ben mesela girmeden önce millet, ya belki 100 kişi aradı, hepsine söylediği şey şu. 1 milyon iyi para. Bilmezsen çekil. Çok zorlama. Herkes bunu söylüyor ama hani risk almadan da olmuyor abi. Buraya kadar geldiysek risk aldık, salladık, bir şey oldu. Evet, buraya mantıklı kadar gelemezdin. Risk almasan gelemezdin. Gelemezdim, hani imkanı yok. Soruyu açtıramazdın. Hani buraya gelmek çok büyük bir başarı. O kesinlikle. Kadar 5 milyon insan arasından mı? Öyle bir rakam var herhalde başvuru numarasında. Binlerce insan arasından seçiliyor. Seçildik geldik, onu geçtim. 12. soruyu da bildik. 1 milyonu bilen 3. kişiyim. İyi yapmışım ya maşallah. 1 milyonu bilen 3. kişiyim. Yetmedi. 5 milyonuncu soru gelmiş. Onu açtıran 3. kişiyim. Ve 5 milyonuncu 1. kişiyim. Onu yapma ihtimalim de var. Düşünüyorum. Elediğim zaman şıkları mantıklı geliyor. Evet. Risk alırdım yani Kenan abi. Başına gelecek olsak. Risk alırdım demeyeyim. Risk alacağım yani inşallah. Hani böyle çok ani bir korku gelmese ki korkuyu çok... Hani en son ne zaman hissettim hatırlamıyorum bile. Gerçekten o kadar hani korktuğum bir şey yok yani. Öyle mi? Gerçekten hiç hatırlamıyorum ya. Yani o 4 yaşındaki duygun devam ediyor mu hala? Abi ben hani Allah sanki böyle korkuyu içinden almıştır yani. Sanki öyle bir şey var. Hani korkamıyorum ya. Hani bazen bir şey, bazen ya ayıptır söylemesi, böyle küçükken hatırlıyorum işte 5-6 yıl önce. Küçük dediğim işte 15 yaşlarında, 14 yaşlarında falanken annemin olduğunu düşünüp ağladığım olurdu. Hani düşünüp, sadece düşüncesi bile beni çok üzerdi. Babam için öyle değil. Babam hakkını helal etsin ama annemin yeri çok ayrı. Annemin yeri çok ayrı. Hani onu düşünüp hala üzülürüm. Arabayı unutayım. Araba zaten unut. Yok. Yani. Evet Eyüp, dönersek soruya. Iğdır'dan çıktın yola. Gökçeada'nın en batısına doğru gidiyorsun. Gökçeada'nın en batısına gidiyorum. Antalya, Muğla arasında Türkiye'nin güneybatısına indim oradan. Çizgimi çektim. Sonra dedim ki kuzeyimden de bir çizgimi çekeyim. Dedim ki Sinop'tan çektim. Hatay'a kadar indim. Türkiye'nin ortasından geçirdim çizgiyi. Türkiye'nin biraz daha Sinop'un batısında olduğunu varsayarak Ankara'nın batısındaki illeri eridim. Çorum zaten bir tane vardı hesaplarıma göre. İnşallah yanlış yoktur. Tokat'ın yerini hala meçhul ama az çok tahmin ettik. Evet. Ankara'nın ve batısındaki illeri eledim. Çorum gitti. Sonra dedim doğusuna bakayım neler var. Yozgat yukarıda kaldı. Ben aşağı doğru çizgi çekiyordum. Yozgat yukarıda kaldı. Sivas yukarıda kaldı. Tokat'ın biraz daha aşağıda olduğunu. Hani Yozgat ve Sivas yukarıda dedim. Tokat'ı bulamadık. Tokat'ı bulamayınca dedim ki Ankara'yı şöyle 4 parçaya bölsem kuzey doğusunda yok. Kuzey batısında yok. Güney batısında yok. Kuzey doğusunda yok. Dedim o zaman Ankara'nın çizgi çektiğim zaman, yani Türkiye'nin Ankara'ya göre kıyasladığım zaman ne oluyor? Güney doğusundayım.
Türkiye'nin güneydoğusundaysam, Tokat'ta o tarafta olduğunu varsayarsam, evet. Tokat oradaysa çizgi Tokat'ın üzerinden geçiyor. Risk almaya değer mi? Kendimi tartıyorum. Diyorum, Eyüp diyorum. Üzülür müsün? Üzülür müsün? Hayır. Ya şu soruyu abi cevaplamasam, yanlış ve doğru çıkmasını geçtim. Ne çıkarsa çıksın üzülürüm. Cevaplamasam. Cevaplamazsan üzülürsün. Cevaplamasam çok üzülürüm. Hani belki insanlar bana sokakta görecek. Çünkü insanlar da artık bir hemhal olmuş insanlar var. Hani bu çocuk gerçekten benimsemiş. Sanki benimle yarışan insanlar var burada. Onlar belki hani 1 milyonu alsın çıksın gibi ya çok da zorlama tarzı düşünüyor olabilirler. Ama ben öyle düşünmüyorum. Ben sen o mantıkla düşünseydin zaten bu soruyu açtıramazdın. İşte, buraya gelemezdin. 1 milyona da gelemezdin. 1 milyonluk soruyu da açtıramazdın. Yani gerçekten tam bir yarışmacı ruhu var. Yani bir 10 soru daha olsun istedim seninle yarışmaya devam edebilmek için. Yeter abi ya. Yani sizinle muhabbet etmek ayrı bir şey ama abi. Bunun sinir stresi ayrı bir şey ya. Çok stresli bir şey ya. Ne düşünüyorsun Eyüp? Abi Tokat diyeceğim büyük ihtimal. Bir daha şeyi düşünebilir miyim? Üzülür müyüm? Kendimi bir tartayım. Tabii bir. Ki. Tartayım bir. 50 bin gelse gerçekten üzülmem. Ya 0 liram vardı Kenan abi. Üstüne bir de 3-5 tane insan tanıyacak belki sokakta. 50 bin lira da iyi para. Filistin'e bağışlayacağım ama yine iyi bir para. Kendim kazanmış, yani kendim değil Allah nasip etti ama biz de bir emek sarf ettik. Güzel bir para. 0 liradan 50 bin liraya çoğu insan alamıyor. Düşününce çok mantıklı. 50 bin beni üzmüyor. 1 milyon alsam gerçekten üzülürüm. Ya 50 bin alsam üzülmem ama 1 milyon alsam üzülürüm ya. Hani korkakmış gibi hissederim kendimi. Hı. Korkmamam lazım yani. Hani cesur olması lazım insanın, atılgan olması lazım. Başarmak için tutkunu koparması lazım. Öyle düşünüyorum. 5 milyon alsam sevinirim. Ya böyle millet şimdi kızmasın da bana. Çok uçtum kaçtım sevinemiyorum ben. Ya YKS videolarım 5 yıl 6 yıl boyunca çalışmışım. Türkiye'de 49. olmuşum sevinmemişim. Elhamdülillah. Bu yani hani ne yapayım abi kalkayım zıplayayım şeyimi yapayım yani tablete kafamı atayım yani. Hani böyle bir şey yok hani. Bir İmam-ı Azam'ın bir şeyi var abi. Bir tane daha ufak bir hikaye anlatayım. Tabii ki. İmam-ı Azam'a işte geliyorlar. O da ticaretle uğraşıyor. Yanlış hatırlamıyorsam İmam-ı Azam diye hatırlıyorum konuyu, şeyi, şahsı. Geliyorlar diyorlar ki işte senin ticaret gemin batmış. Biraz bekliyor, kendini tartıyor. Diyor ki elhamdülillah diyor. Adam gidiyor hani bir şaşırıyorlar yani ne alaka ticaret gemisi batmış elhamdülillah diyor. Sonra 5 dakika, 10 dakika, 1 saat, 2 saat neyse. Sonra geliyorlar tekrar İmam-ı Azam'a soruyorlar. Diyorlar ki o batan gemi senin değilmiş. İmam-ı Azam bir iki dakika bekliyor işte millet coşuyor aa çok şükür falan diye. İmam-ı Azam yine elhamdülillah diyor. Yanındakiler soruyor diyor ya imam hani battı elhamdülillah dedin batan senin değilmiş elhamdülillah dedin. Nedeni ne? Diyor ki ben kendi kalbimi tarttım. İçimde mala karşı en ufak bir tamah yokmuş. Elhamdülillah dedim mal kaybolsa. Mal gelse de en ufak bir tamah yokmuş elhamdülillah dedim. Ben de düşününce malı veren Allah. Evet. Burada 5 milyon vermez. Yarın gider 500 milyon. Bir şekil gelir. 5 milyar gelir, 50 milyar gelir. Niyeti halis tutmak önemli. Çok önemli değil bu yani paralar. 300 bin liralık soruda da aynı şeyi söylemişsin. 250 bin lirayı ben çalışır kazanırım. Allah nasip eder. Ama bir daha göremeyebilirim. 500 bin liralık soruyu merak ediyorum diye orada da öyle tırmanmış. Evet evet abi. Ya 5 milyonu aldığım zaman hani gerçekten Türkiye'de ilk defa açtıran ve ilk defa alan insan olmak var. Hani burada tabii Allah'ın nasibi. Ama hani sonuçta biz de az çok emek sarf ettik yani. Evet, ter dökmedik ama hani bir emeğimiz geçti, dil yorduk. Nasip ederse güzel olur. Böyle çok uçup kaçmam falan ama hani güzel elhamdülillah yani. Ama olmazsa da üzülmem diyorsun. Ne üzüleceğim ya abi ya. En azından buraya geldim Kenan abi. Hani samimiyetimle söylüyorum, tüm samimiyetimle. Sizle tanışma fırsatı. Yani Türkiye'de kaç tane insan sizle tanışmış? Bir de hani 10 saat dil dökmüş, bir de siz dinlemişsiniz falan yani. Hani zor yani. Hani bu çok büyük bir avantaj şu an hani düşününce. Eksik olma, var ol. Estağfurullah abi. 80 milyon insan izlemiş, dinlemiş. Yani boşta konuşsak hakkınızı helal edin yani sorunun heyecanı, onu da değerlendirirseniz evet. Çok güzel olur. Böyle bir imkan gelmiş. Niye üzülürüm abi ya? Bunun neyine üzülünür ki? Hani Türkiye'de o kadar insan başvurmuş, girememiş. Başvurup girenler arasında ilk soruda elenmemişim. O da büyük bir başarı bence. Hani ilk soruda da elenebilirdim. O da çok büyük bir sıkıntıydı yani. Karizmayı çizerdik abi. Buraya kadar geldik. 5 milyon iyi para. Ben 5 milyonu alacağım inşallah. Öyle hissediyorum. Ya kalbimden i̇nşallah, abi böyle. Gönlüne göre olsun. Allah razı olsun abi. Böyle hissedersiniz ya abi. Hani dersin hani ben bu şıkkı verdim. Yani mesela Tokat şıkkını verdiğim zaman büyük ihtimal 5 bin lirayı 5 milyon lirayı alacağımı düşünüyorum. Gelmese üzülmem. Gelse çok sevinmem. Elhamdülillah.
burada sizle birlikteydim. Güzel anılarım oldu. Yarın öbür gün torunuma, çorunuma, çorbama gösterecek şeyler oldu. Tek bir şeye üzülürüm. Hani bazı insanlar da sonuçta hani 1 milyonu al git iyi para diye düşünen insanlar belki hani yanlış yaparsam üzülürler ama üzülmeyin. Ben çok eğlendim. Siz de benimle beraber inşallah eğlenmişsinizdir. Güzel bir anı oldu. Güzel abi ya ben cevap vereceğim büyük ihtimal. Ya düşünüyorum. Yok yok üzülmem. Cevap vermesem çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm. Ha, korkak bir şeymiş gibi hissederim kendimi. Yani ne kadar yanlış da çıksa korkak gibi hissederim kendimi. Doğru da çıksa, yanlış da çıksa korkak diye hissederim. Anladım. Tokat diyeceğim abi büyük ihtimal. Bir tur daha soruları, şıkları geçsem olur mu? Tabii ki. Tekrar düşünüyorum. Ankara'yı Türkiye'nin hafiften ortasından yani Sinop'tan çizgi çektiğin zaman çizginin batısında kalıyor gibi düşündüm. Çizginin batısında kalıyorsa Ankara'nın batısında kalanları elemem lazım. Ankara çünkü çizginin batısında. Çorum'u direkt eledim zihne. Çünkü Çorum'un tam yerini bilmiyorum ama yağmur sağ olsun. Çorum'un Ankara'ya varmadan önce İstanbul'la Ankara arasında bir yerde olduğu fikrini doğurdu zihnimde. Çorum'u eledim. Eledim abi ya. Çorum'u eledim. Eledim. A şıkkını eledim. Şimdi tekrar düşünüyorum abi. Çizgiyi çektim. Ankara hani o Türkiye'nin ortasından dört tane çizgi çektim. Yozgat'ın kuzeydoğuda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sivas'tan çıktım. Yukarıda olması lazım. Aynı zamanda Türkiye'nin de doğusunda olması lazım. Çünkü arada Kırıkkale var, Ankara var. Türkiye'nin kuzeydoğusunda olması lazım. Çizginin tam üzerinde olabilir mi acaba? Çizginin tam üzerinde. Yozgat çizginin tam üzerinde olabilir mi ya? Tam üzerinde olsa dahi çizgi alta doğru iniyor. Onun için Yozgat olamaz. Yozgat olamaz. Ya üstte çizgiyi... Doğu batı çizgisinden bahsediyorsun. Doğu batı çizgisinde alttan geçiyor ya abi. Yozgat üzerinde olamaz. Çünkü alttan geçmesi lazım çizginin. Iğdır'ın üstüne tarafa gitmedi. Gökçeada'yı Bozcaada, Gökçeada gibi bir şeylerle anımsadım. Ve İzmir'in alt tarafında yani Muğla taraflarında olduğunu varsaydım. İnşallah varsayımım doğrudur. Orada olursa... Gökçeada'nın orada olduğunu varsayarsam Iğdır'dan aşağı doğru indiği zaman Yozgat çizginin üzerinde dahi olsa ikinci çizgiyle kesişmez. Kesişmez. Yozgat'ı elemem lazım. Yozgat'ı eledim abi. Yozgat'ı yine eledim. Bir 250 kere falan daha elemeyeyim. Eledim. Yozgat. Ya insan içine de sinmiyor abi. Hani eledim deyince tekrardan acaba beklesem farklı bir şey mi gelecek? Beklesem farklı bir şey mi gelecek? Dönüyor sürekli zihninde. Evet. Yozgat'ı da eledim be abi. Yozgat'ı da eledim. Sivas'ı düşünüyorum. Yozgat'ın doğu tarafında. Büyük dahi olsa çizginin daha da doğusunda. Yozgat tam üzerinde dahi olsa Sivas Yozgat'ın da doğusunda olduğu için Sivas'ı kapsamıyor. İki çizginin kesiştiği yer Sivas'ı kapsamaması lazım. Çizgiyi çektim doğusunda. Yozgat'ın tam üzeri dahi olsa Sivas kesinlikle kapsamıyor. Çorum, Sivas elendi. Sivas çok uzak kalıyor meseleye. Tokat. %99 Tokat. Tokat'ın tam yerini bilemiyorum. Türkiye'yi dört parçaya böldüm. Kuzeybatı, Güneybatı olmadığını tamam söyledim. Tokat kuzey ve Güneybatı da değil. Eledim. Tokat'ın kuzey doğuda olmadığını da düşünüyorum. Alt bölgede olduğunu düşünüyorum. Yani güney doğuda. Tokat güney doğudaysa. Isparta diyorum, Iğdır'dan Gökçeada'ya çizgiyi çektiğim zaman buradaysa Tokat en yüksek ihtimal. Yozgat'la Tokat aynı boylamda dahi olsa, Yozgat'ın üzerinden dahi geçse Tokat'tan geçme ihtimali çok yüksek. Tokat'ın yerini bilmiyorum, Tokat'a hiçbir fikrim yok ama Tokat'tan geçmesi gerekiyor gibi. Çok yüksek bir içsel bir güdü vardır ya abi, hani böyle hissedersin. Bu doğru cevap. Evet. Dersin yani. Tokat'ı hissediyorum. Tokat. Hissediyorum. Gerçekten hani böyle bir düşündükçe, önceden söylediklerimi tarttıkça Çorum'un olmadığı geliyor aklıma. Sivas'ın çok doğuda kaldığı geliyor aklıma. Hem doğuda kalıyor hem de çizgi alta doğru iniyor. Sivas hem doğuda hem kuzeyde kalıyor. Biraz daha Erzurum'a yakın olması hesabıyla. Sivas da gelmiyor. Yozgat olma durumu da. Yozgat da zaten neredeyse Sivas'la aynı şeyde, aynı düzlemde. Yani doğu batı çizgisinin Sivas'tan çizsek Yozgat'ta oluyor. Hafiften aşağı dahi insan.
Ama Iğdır biraz bayağı aşağıda çünkü. Iğdır Ağrı'nın alt tarafında. Iğdır'dan aşağı doğru gidiyorsan Yozgat'ın da olmaması lazım. Tokat diyeceğim. Tokat diyeceğim. Evet, ne yapmayı düşünüyorsun Eyüp? Tokat demeyi düşünüyorum abi. Emin misin? Böyle sorunca emin değilim abi ya. Böyle sormasaydınız diyecektim. Bunu her şık için sorabilir miyim? Her şık için son kararım diye soracağım eğer söylemezsen de. Son yani, karar. Oraya kadar gereği. Geldik ya son kararına kadar. Vay be. Format gereği ya. İşte. Tokat diyeceğim abi. Vallahi tokat diyesim geliyor ya. Ya çekilmek aklımda bile yok. İlk başta girerken de dedim çekilmek aklımda yok. 50 bin alsam üzülmem. 50 bin lira bağışlamışım. 20 yaşında bir Filistin'e 50 bin lira bağışlamışım. Wow. Hani Allah daha çoğunu nasip etsin. Ve şu ana kadar da çok 50 bin liralar kazanmışsındır diye düşünüyorum benim. 5 milyon da iyi para. 5 milyon da iyi para. Sorumun cevabını verdi. Estağfurullah abi. Bunu da veririz inşallah. 5 milyon da güzel para. Allah nasip etsin. Abi tokat diyeceğim ya. Ya abi yani insan içine de sinmiyor yani böyle bir 10 saat olsa 10 saat konuşasın geliyor. 10 milyon kere falan üzerinden düşünesin geliyor ama tokat çok yakın geliyor ya. Tokat çok yakın geliyor. Tokat çok yakın geliyor ya. Çorum çok uzak geliyor. Sivas çok uzak geliyor. Yozgat çok uzak geliyor. Tokat çok yakın geliyor. Tokat diyeceğim abi ya. Tokat diyeceğim ya. Ya tokat diyeceğim. Neyse ya. Allah'tandır. Tokat son kararım. Çat diye söyledin. Çat diye söyledim abi. Yasin Bey, var mı bir fikriniz? Hocam ben Yozgat diyecektim ama. Siz de mi tokat diyecektiniz? Yok tokat. Baba kurban olayım deme ya. Yozgat diyeceğim diyor ya. Baba deme ya. Neyse, Yozgat mı diyecektiniz tokat mı? Yozgat derdim. Yozgat derdin. Siz? Ben de Yozgat derdim. Tokat Erzurum'a. Bakalım ne olacak. Biraz. 50 bin iyi paraymış ya. Düşünüyoruz ya. Babamlar dedikten sonra 50 bin de güzel para ya. Bakalım ne olacak? Eyüp, ne hissediyorsun şu an? Vallahi abi bu davul sesleri beni geliyor. Nasip. Eyüp, yağmur Çorumlu muydu, Çankırılı mı? Çorum abi ya. Çorum mu? Leblebi getirdi ya kız. Leblebi'den hatırlıyorum. Çorum Ankara'nın doğusunda. Yani iki kritik hata yaptın. En temel olanı bence şeydi, Gökçeada'yı. Gökçeada'yı aslında bir hatırladın, sonra vazgeçtin. Çanakkale Şehitliğe gittiğimizde dedin, Gökçeada, Bozcaada dedin. Sonra Gökçeada'nın gerçek yerini hatırlıyorsun diye düşündüm. Gökçeada şimdi şey söyledim. Şimdi Çanakkale, Gökçeada o zaman en batısı diye düşünürsek Yunanistan'a yakın olması lazım dedin. Çanakkale'nin zaten batısında, Yunanistan'a daha yakın. Yani Çanakkale ile Yunanistan arasında. Oradan çizgiyi çektiğin zaman İzmir'in kuzeyinde. Ya İzmir çok daha güneyde kalıyor. Sen İzmir'in de aşağısına indirdin. İzmir Muğla arasına indirdin Gökçeada'yı. Gökçeada Bozcaada hemen Saros Körfezi'nin aşağısında. Çanakkale ile Yunanistan arasında. Oradan çizgiyi çektiğin zaman zaten kuzeyden daha biraz daha kuzeyden gidiyor. Ama Çorum'u da zaten batıya yerleştirdiğin için kuzey-güney çizgisini de yakalayamıyordu her türlü. Yani orada düğmeyi yanlış ilikledin aslında oradan. Nasip. Nasıl? Geldik. Nasip dedim evet, abi ya. Evet, geldik evet. Ya. Bence 5 milyonu açtırmak da başarı. Kesinlikle başarı. Biz zaten burada bir başarısızlık var diye konuşmuyoruz. Bu soruya, bu bilgiyle, tokat nerede yani abi? Hatırladıklarınla cevap vermen de gerçekten büyük başarı. Bu yani sen tam bir yarışmacı kimlik var deyip sende. Gerçekten. Abi, tebrik ederim. Estağfurullah. Tokat konusunda da haklısın. Çünkü tokat şimdi Ankara düşünüyorum ben şimdi. Ankara, Kırıkkale, Kırşehir. Çorum, orada bir de Amasya, Tokat. Çünkü Tokat, yani Tokat uzak ihtimal değildi. Olma ihtimali çok yüksekti. Zaten oraya yakın ama dediğin yerde değil. Daha biraz daha kuzeyinde. Kuzey doğusunda Ankara'nın. Yanlış hatırlamıyorsam. Veya biraz daha doğusunda. Ama sen Güneydoğu'ya indirdin ya. Hı hı. Biraz daha yukarıda. Tokat olma ihtimali de vardı. Çünkü ben de tabii ki hepsini tam net hatırlamıyorum. Ne hissediyorsun Eyüp?
Elhamdülillah abi ya, gelmişiz sizi görmüşüz ya. Ne hissedeceğim ben? 50 bin lira güzel bir para. Hani Allah'tan abi mesela şimdi şöyle bir durum da olabilir. 100 binden 50 bine de düşebilirdik. 1 milyondan düştük. Hani millet evet. Şeyi gözüyle bakacak. Lan oğlum 1 milyondan düştün çekilirdi falan da filan da gözüyle bakacak ama 1 milyona kadar çıktım. Sen milleti bırak. Sen zaten kendinle yarışan bir adamsın. Ya yorumda çok kızıyorlar abi ya. Yorum okunca insan. Sen ya okuma işte o yorumları. o yorumları okuma. Sen kendiyle yarışan bir insansın. Milletin söyledikleriyle değil. Yani sen ilk yüze gireceğim demişsin. Üniversitede aslında istediğin bölüme giriyorsun. Fakat ilk yüze giremediğin için tekrar sınava giriyorsun. Olmadı diye bir daha giriyorsun. Bu tamamen kendine olan iddian. Sen o sosyal medyada sana o negatif yazıları yazan insanlara iddialamak, onlara bir şey ispatla etmek için yapmadın bunu. Öyle değil mi? Evet abi. Sen kendiyle yarışan bir insansın. O yüzden sen en doğru yaptığın şey kendi kalbin ne diyor sana, kendi vicdanın ne diyor sana, kendi aklın ne diyor sana, onu dinlemen en doğrusu. Onu dinlemeseydin zaten 5 milyonluk soruyu, bu soruyu görmeyecektik. Bize de bu heyecanı, keyfi yaşattığın için bu cesaretinden dolayı sana teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sağ olasın abi, çok teşekkürler. Ayağa kalkıp kutlayacağım birazdan. Peki, Yasin Bey'in duygularını merak ediyorum. Efendim? Baba arabayı verir misin ya? Özellikle bilmediği bir şehir hakkında, yerini bilmediği bir şehri tercih etmesi konusunda şey yapmadım. Yani madem ki şehrin yerini bilmiyorsun, niye tercih ediyorsun? O konuda şey yaptım ama gene de gençtir, delikanlıdır, canı sağ olsun. Cenab-ı Hak başka daha nice kısmetler önüne getirir. Sıkıntımız yok. Tek kızdığım şey, bilmediği şehri niye tercih ediyorsun? Yerini bilmiyorsun madem ki. Vallahi üçünü de biliyorum. Ama o da o riski göze alıyor tabii. Üçünü de biliyorum ya. Dediğiniz gibi yani bence bu paraları kazanır zaten. Kendi yok, emeğiyle, aklıyla, zekasıyla. Yani ben tek şeyim o. Yoksa evet. Para konusunda bir şey yaptım. Madem ki şehrin yerini bilmiyorsun, niye tercih ediyorsun? Ama işte o 4 yaşında belli etmiş kendini. O balkonun kenarına oturup camın önüne ayakları aşağı sallandırarak o korkusuz kişiliğini orada göstermiş zaten. Burada da halen devam etti aynı durumda. Canı sağ olsun hocam, sıkıntı yok. Teşekkür ederiz. Yani sanki hiç kazanmamıştı. Hiç önemli değil hocam bizim için. Gene seviyoruz. Sıkıntı yok. Dert etme. Babam araba, var arkamda. Arabadan ses var mı? Araba biraz da unutacak. Eyüp dediğin gibi çıktı hakikaten. Canı sağ olsun babamın. İbrahim Bey, siz ne düşündünüz? Bence cevap vermesi iyi oldu. Yani kararlı olması her zaman böyle bir başarı yapacağının evet. Bir şeyi zaten, bir ön göstergesi. Sürekli kazanır ya bence o paraları her bence zaman. Bence de. Kesinlikle böyle kararlı olması daha önemli bir şey. Tebrik ediyorum. Gerçekten Eyüp cevap vermese içinde kalırdı. Ömür boyu yani kendi kendine söylenebilirdi. Şunu söylemesi daha iyi oldu. Kendisi daha rahat şu an bence. Evet. Ve takdir ediyorum zaten. Muazzam yarıştı. Ben de yürekten takdir ediyorum. Eyüp, eklemek istediğin bir şey var mı ayrılmadan önce? Birazdan uğurlayacağım seni. Abi bayağı bir kişi selam istedi. 500 milyon kişi falan. Bir de arada o zaman hepsine genel bir selam söyleyeyim. Özellikle anneme çok selam göndermek istiyorum buradan ve tüm akrabalarıma. Tüm akrabalarım derken herkesi içine alıyorum. Tanıdın, lütfen tanımadın. Aramayın tekrardan niye ismi söylemedin diye. Sokaktaki berbere kadar herkese selam olsun. Berber de dedi benim adımı söyle. Sado abi herkese kadar selam olsun. Böyle abi. Eyüp, yürekten tebrik ediyorum. Sağ olasınız abi. Hayatta başarılar diliyorum. Çok başarılı olacağından da eminim. Çok azimli, çalışkan, cesur, inatçı bir kişiliğim var. Yürekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılarını merak ediyorum. Yolun açık olsun. Sağ olasın abi. Seni 50 bin lirayla uğurluyoruz. Allah razı olsun abi. Böyle olun lütfen. Onu at cebine. Cebine at. Tebrik ederim. Sağ olasın. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim abi. Tebrik ediyorum. Yolun açık olsun. Sağ olasın abi. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, bir programın daha sonuna geldik. Son kararlarınız size hep mutluluk getirsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.